Eğer we will go on simple present tense affirmative sentence. Okay. Arkadaşlar şimdi olumlu cümleden bahsedeceğiz. Neyin olumlu cümlesi? Simple present tense. Yani geniş zamanın olumlu cümlesinden bahsedeceğiz. Baktığımız zaman subject dediğimiz zaman I, you, we, they'i kullanıyoruz ilk kullanımda. Biliyorsunuz kaç tane özlemimiz var? I, you, we, they, he, she, it diye. Ve bakıyoruz I, you, we, they'den sonra neyi kullanıyoruz bu kuralımızda? Fiilin birinci halini kullanıyoruz. Daha sonra ne? Nesne ve time adverb. İstersek zaman zarfı kullanırız, istersek de kullanmayız. Geniş zaman olduğu için pek sıkıntı görünmüyor. Örneklerimize bakalım. Examples. I go to the cinema every weekend. They play the table tennis. She always study for exams. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? I go to the cinema every weekend. Her hafta sonu sinemaya ne yaparım? Giderim. Özlemimiz ne? I. Daha sonra fiilimiz ne oldu? Go to. Objektimiz ne? Sinema. Nesnemiz sinema oldu. Time adverb ile kullandık. Every weekend. Cümlenin kuralına göre ne yaptık? Uygulamış olduk. They play the table tennis. Ne diyoruz? Onlar masa tenisi oynar. Ne yaptık? Fiilin birinci halini kullandık. Özlemimizi kullandık. Daha sonra nesnemizi kullandık ve ne yaptık? Sonrasında table tennis deyip bitirdik. Burada zaman zarfı kullanmadık gördüğünüz üzere. She always study for exams. Ne diyor? O sürekli sınavları için çalışır diyor, değil mi? Burada time adverb'imizi nereye koyduk? Yani sıklık zarfımızı nereye koyduk? Özne ve yüklemin arasına koyduk. Devam ediyoruz. Form 2. Form 2 dediğimiz bu öznelerimiz I, you, we'di. Ben, sen, biz ve onlardı. He, she, it'e geldiğimiz zaman yani kız olan o, erkek olan o ve cansız varlıklarda ya da cansız varlıklarda kullandığımız o ne oluyor? Bu şekilde kurallara dönüşüyor. Peki kuralları ne? Bakalım hepsine. He, she, it'den sonra verb kullanılacak. Evet, fiil kullanılacak ama nasıl? Gördüğünüz üzere soru işareti koymuş. Çünkü kurallarla tek tek gideceğiz olumlu cümlede. Daha sonra nesne kullanıyoruz, sonra zaman zarfı kullanıyoruz. Okey, devam edelim. Rule 1. If verb ends with O, C, H, S, H, S, S, X, and Z. We use S supplement. Ne diyorum burada? Diyorum ki eğer bir fiil, fiilden bahsedeceğiz. Çünkü fiilimiz 3 tane kuralla çekimlenecek. Bunlar nedir? Ne nasıl oluyor? İşi ite göre. Bakalım. Diyoruz ki eğer bir fiil O, C, H, S, H, S, S, X ve Z harfleriyle biterse ne olacakmış? Biz S ekini getirecekmişiz. Peki nasıl? Örneklerimize bakalım. Go. Neyle bitmiş? Sonu O harfiyle bitmiş. Sonrasında ne gelecek tabii ki de? Biz hangi ekimizi kullanacağız? S. Go, S. Ondan sonra devam ediyorum. Mesela catch. Sonu neyle bitmiş? C, H, değil mi? Keşten sonra ne getirmem gerekiyor? S gibi bu şekilde ne oluyor? Hepsi çekimlenmiş oluyor. Örneklerimize hemen bakalım. Zaten burada şeyleri verdim sizlere. Her birine örnek verdim gördüğünüz üzere. Bakalım. He goes to the theater every night. She washes the dishes. It kisses the cat. Ne diyor? O, erkek olan o, her gece tiyatroya ne yapar gider? Bakın go'yu çekimledik değil mi? Sonu neyle bitti? O ile bittiği için S takısını yerleştirdim. She washes the dishes. Ne diyor? O, yani kız olan o, tabakları yıkar. Wash'ta ne oldu? SH ile bitti gördüğünüz üzere kuralımızda. Ve S takısı yerleştirdik. It kisses the cat. O ne yapıyor? Artık o cansız olduğu için hangi, ne olduğu belli değil. It kisses the cat. O kediyi ne yapar? Öper diyoruz. Ne yaptık? Kiss'ten sonra kiss SH ile bittiği için ne oldu? S takısını getirdik. Devamında rule 2 yani second rule, ikinci kural diyoruz. If verb ends with you and if there is a consonant letter before you, you letter removes and es supplement comes. Ne diyorum burada? Diyorum ki eğer diyorum y sonu fiilin, tabii yine ne yapıyoruz? Fiile göre çekimliyoruz. Sonu fiilin y ile biterse ve y'den önce ünsüz harf gelirse ne olacak? Y harfi kaldırılacak. Yerine ne getirecek? ES2 getirilecek. Nasıl yaptık? Mesela marry kuralına bakalım. Fiilimiz marry. Marry ne demek? Evlenmek demek. Marry
geride Y harfini görüyorsun. Sonu Y ile bitmiş kuralımıza göre. Y'yi çarpı koyduk, sildik. Ne yaptık yerine? İS takısı getirdik. Y silindi, İS geldi. Aynı şekilde study ne oldu? Y silindi, İS takısı yerleştirildi. Worry sonu Y ile bitti fiilimizin. Ne oldu? İS takısı yerleştirildi. Neye göre? Yine he, she, it'e göre. Bakıyoruz. She studies English lesson on Mondays. Örnek vermişim. Ne demişim? Pazartesi günleri İngilizce dersine o, yani kız olan o çalışır. Gördüğünüz gibi Y'yi düşürdük. Ne yaptık? ES takısını getirdik. Devamında rule 3. If verb ends with U and if there is a vowel letter before U, we only use S supplement. Ne diyoruz? Eğer diyoruz bu sefer Y ile fiil biterse, Y ile fiil biterse ve Y'den önce de ne oluyor? Ünlü harf varsa, fiilin ünlü harfi varsa Y'yi ne yapıyoruz? Kaldırmıyoruz. Ne kullanıyoruz? S takısı kullanıyoruz. Nasıl? Play dedik. Bakın bu da Y ile bitti, bu da Y ile bitti. Aradaki fark ne? Bunun önünde ünsüz harf var. Bunun önünde ne var? Ünlü harf var gördüğünüz üzere. Ünlü harfle bittiği zaman kaldırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Direkt S takısı yerleştiriyoruz. S'ye bakalım. Yine S Y ile bitmiş. Önünde ünlü harf var. O zaman ne yapacağım? Direkt S takısı yerleştireceğim. Walk. Walk'tan sonra ne olacak? Yine ne yapacağım? Bu yanlış örnek olmuş. Şunu siliyorum. Bu iki tane örneğimiz yeterli. Ali plays the football every morning. Ali plays the football every morning. Her sabah futbol Ali ne yaparmış? Oynarmış. Gördüğünüz üzere ne yaptık? S takısını yerleştirdik. Ondan sonra buraya yine o box'u yazdığım için örnek yazmışım. She walks in the garden every morning. Arkadaşlar diğer fiillerde aslında diğer fiillerde de ne yapıyoruz? S takısı yerleştiriyoruz. Y ile bitmesine gerek yok. Buradaki örneğin bu aslında. Yani dördüncü kural olarak bunu bahsedersek, rule 4 dersek, kural 4 dersek diğer fiillere de ne yapacağız? Yani Y takısı olmasa, Y ile bitmese ne olacakmış? Sonu ne ile bitecek? Eğer fiilimiz nasıl olursa olsun diğer fiiller ne olacak? S ile bitecek. Bu kuralların üçü olmazsa S takısı direkt yerleştireceğiz. Teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Hello. How are you? I am fine. And we will go. Negative sentence of simple present tense. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Bugün de olumsuz cümlesi simple present tense, yani geniş zamanlı olumsuz cümlesini devam ettireceğiz. Evet, kurallarımıza hemen bakıyoruz hızlıca. Ne yaptık? Subject, auxiliary verb, negative supplement, verb one, object and time adverb dedim. Şimdi birazcık kafanız karışabilir. Hocamız ne diyor? Şimdi subject dediğimiz zaman artık biliyoruz. Subjectlerimiz ne? I, you, we, they, he, she, it. Ondan sonra auxiliary verb demişim. Yardımcı fiil demişim. Arkadaşlar simple present tense'in yardımcı fiilleri do ve does'tır. Peki nasıl kullanıyoruz? Nasıl çekimliyoruz? I, you, we, they, de do. He, she, it'de ne olacak? Does yerleşecek. Ondan sonra negative supplement. Yani olumsuz ek. Olumsuz ekimiz ne? Burada not eki. Peki hocam nasıl yapacağız? İsterseniz do not diyebilirsiniz, does not diyebilirsiniz. İsterseniz de don't ve doesn't diyebilirsiniz. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Nesnemiz object, sorry. İlk önce fiilimizin birinci hali, sonra nesnemiz. Ondan sonra istersek time adverb kullanırız, istersek de kullanmayız. Bakıyoruz şimdi örneklerimize. I don't play the guitar every day. She doesn't get up early on Sundays. Ali doesn't like to her friends. Ne diyoruz? Olumsuz yapacağız ya. I don't play the guitar every day. Ben her gün gitar çalmam. Bakın olumsuzu çalmam diye çeviriyorum. Peki kullandık mı? Kullandık. Subject'imizi, yardımcı fiilimizi, do'yu kullandık. Ondan sonra ne geldi? Not eki geldi. Not'ımızı kullandık. Don't diye kısalttık. Fiil kullandık, verb one'ı kullandık. Daha sonra objectimiz the guitar, en sonunda type adverb'ümüzü kullandık. Devam ediyoruz. She doesn't get up early on Sundays. Ne diyor? O pazarları erken ne yapmazmış? Erken kalkmazmış. Ali doesn't lie to her friends. Ne diyor? Sorry, şurası his friend. Ali doesn't. Arkadaşlarına ne yapmaz Ali? Yalan söylemez. Bu şekilde olumsuz
gerçek. Fiil, bir de extra word var. Yardımcı fiil. Ne yaptın? Yer değiştirdi. Tamam, getirdik do vedasımızı. Ne yaptık? Are you today? Öznemiz ne? Are you today'de ne kullanıyoruz? Do. Is it day'de ne kullanıyoruz? Does. Aynı negatif cümlelerde olduğu gibi. Ondan sonra ne yaptık? Verb var. Yine fiilin birinci hali. Arkadaşlar, diğer videomuzda olumlu cümlede değişiyordu he, she ve it'e göre. Ama burada ne oluyor? Soru ve olumsuz cümlede fiil asla değişmiyor, birinci halde kullanılıyor. Bakıyoruz, nesnemizi kullandık. Tam adverb ve soru işareti. Bakalım örneklerimize. Do I like swimming? Ben diyorum ki, şeyi sever miyim? Yüzmeyi sever miyim? Yani aklımda böyle bocalama yaşıyorum. Birisine soruyorum arkadaşıma. O ne diyor? Yes, you do. Evet, sen ne yaparsın? Yüzersin ya da hayır, yüzmezsin diye cevap veriyor. Peki, no. I kendim sorduğum için you, karşıdaki insan bana söyleyeceği için beni ne yaptık? Sen diye hitap etti, tamam mı? Bunu karıştırmıyoruz. Nasıl kullandık? Kısa cevap. Yes, you do or no, you don't. Devam ediyor. Does Linda have bicycle? Diyor ki Linda bir bisiklete sahip mi diyor. Ondan sonra ne diyoruz? Linda'dan bahsettiğimiz için, kız o olduğu için ne diyeceğiz? Yes, she does. Evet, vardır. Ya da no, she doesn't. Hayır, o sahip değildir diyoruz. Devam ediyorum. Do you go to the theater every week? Her hafta diyor ki tiyatroya gider misin? Sen gider misin? Yes, I do. Cevap verirken, kısa cevap. Evet ya da no, I don't. Hayır, gitmem. Bu şekilde question sentence'larımıza devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz arkadaşlar? We each question'larla. We each question ne demek? Tahtaya yazdım. Yani we each ile başlayan, W-H ile başlayan sorularımız. What, where, why, when. How'u da burada kullanıyoruz arkadaşlar genelde. O başlamıyor ama yine W ve H harfi içlerinde var. Daha sonra ne yapıyoruz? VH question'larımızı getirdiğimiz zaman simple present tense'de nasıl kullanacağız VH question'ları? Kullandık. Daha sonra ne yapıyoruz? Auxiliary verb diyoruz. Yardımcı fiil do ve does'ı getiriyoruz. Aynı şuradaki gibi başına sadece ne getirecek arkadaşlar? When, VH dediğimiz, WH dediğimiz question'lar getirilecek. Peki, bakalım. Verb'ün auxiliary verb'den sonra subject, verb, verb, type, verb. Devam ediyor kuralımız. Ne yaptık? What do you do in your free time? What do you do in your free time? VH question'ımı kullandım. Auxiliary verb yardımcı fiilim mi? Do. You'ya göre çekimledim. Öznemiz. Ondan sonra do yine ne yaptık? Fiilin birinci halini kullandım. In your free time. Özgür zamanlarında. Tabi verb'ümü kullandım. Ne dedi? What do you do in your free time? Özgür zamanlarda, yani boş zamanlarında ne yaparsın? Bak, geniş bir zaman yine. Geniş zamandan bahsediyoruz zaten. Ne diyor? I read a book as I play the tennis in my free time. Ne yaptım? Dedim ki ben kitap okurum ve ne yaparım? Tenis oynarım. Özgür zamanlarda, boş zamanlarımda. Devam ediyorum. Ben do they live? Diyorum ki onlar nerede yaşar? Onlar nerede yaşar? Bakın, geniş zamanda kullandım. Onlar dediğim için özlemi ne yaptım? They yaptım. They live in Şanlıurfa dedim. Ne yaptım? Onlar Şanlıurfa'da yaşar dedim. Bir de how often denilen bir soru kalıbımız var arkadaşlar. How often nasıl olacak? Bakıyoruz, how often ne demek? Ne sıklıkla. Bu soruyu sorduğumuz zaman geniş zamanda nasıl soruyoruz? Yine aynı buradaki gibi WH question'lardaki gibi how often'u başa getiriyorum. Yardımcı fiili ne oluyor? Yardımcı fiilini çekiniyorum özleme göre. You ise do yapıyorum. Do you go to the cinema? Ne dedi? How often do you go to the cinema? Sinemaya ne sıklıkla gidersin diye bir soru yönelttim. Ne dedim cevap olarak? I always go to the cinema. Ben sürekli, yani daima ne yaparım? Sinemaya giderim dedim. Sıklık şeyimi bahsettim şurada gördüğünüz gibi. How often ne sıklıkla dedi, ben de sıklığımı burada ifade etmiş oldum. How often does Ali listen to music? Diyor ki Ali ne sıklıkla müzik dinler. Peki Ali listen to music every day. Ne yaptık? Sıklığını bahsettim. O ne yapıyormuş Ali? Her gün müzik dinliyormuş. Thank you very much. Listen to me. Goodbye. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün simple present tense'in kullanım alanlarını göreceğiz. Ve sonuna geliyoruz tense'imizin. Birinci ünitemizde 10. sınıflarda bildiğiniz üzere bu gramer konusu vardı. Bu şekilde bitirip ikinci ünitemize tekrardan başlayacağız. O zaman bakalım usage areas of C
simple present tense. Yani simple present tense'in kullanım alanları nelermiş? Üç yerde kullanabiliyoruz bunu. Nasıl? Facts dedim. Facts ne demek arkadaşlar? Gerçekler demek. Yani genel geçer, doğru olan şeyler. Mesela ne diyoruz? A rabbit has four legs. Ne diyoruz? Şeyin, tavşanın dört tane ayağı vardır. Bu şekilde devam ediyor. The water boy is 100 degrees. Ne diyorum? Su 100 santigrat derecede kaynar. Genel geçer doğrular. Mesela ne? Güneş doğudan doğar, batıdan batar gibi. Bunlar neymiş arkadaşlar? Gerçeklermiş. Daha sonra habits diyoruz. Alışkanlıklar. Alışkanlıklar dediğimiz zaman I go by bus to the office. Ne diyorum? She brush her teeth every day. Alışkanlık yani dile gelmiş günlük alışkanlıklarımız. Mesela sabah erken kalkarım, işte kahvaltı yaparım. Bunlar ne? Artık benim günlük rutin alışkanlıklarım değil mi? Yüzümü yıkarım. Ne diyoruz burada mesela? Ofise neyle gidermiş? Otobüste giderim diyoruz. Ben ofise otobüste giderim. Otobüs kullanarak giderim. Ne yaptım? Günlük her gün rutin olan işimi söyledim. Ya da o ne yapıyor? Her gün dişlerini ne yaparmış? Fırçalarmış. Bu şekilde alışkanlıklarımızda bahsederken simple present tense'i kullanıyoruz geniş zamanda. Bir de son olarak short actions diyoruz. Short actions tekrarlanan olağan işler. O tekrarlanan olağan işler neler? Ahmet plays the table tennis. Mesela Ahmet ne yapıyor? Masa tenisi oynar. Ahmet ne yapıyor? Rutin olarak, olağan işi olarak tekrarlıyor değil mi bunu? Tekrarladığı için de ne yapıyor? Sürekli ne yapıyor? Masa tenisi oynuyor. I wake up early. Ben her zaman tekrarlıyorum bunu. Ne yapıyorum? Günlük her sabah ne yaparım? Erken kalkarım. Erken kalkarım dediğim zaman ne yapıyorum? Her gün bu işi tekrarlıyorum değil mi? Yani tekrarlayan eylemlerimizde ne yapıyoruz? Bu ifadeyi kullanıyoruz. Peki bu kadardı arkadaşlar simple present tense. O zaman bir quiz yapalım. 5 soruluk bir quiz yapalım. Bakalım ne kadar hakim olduk? Ne kadar bildik? Haydi bakalım. Nasıl oluyormuş görelim. Birinci sorumuza bakalım. You have a pet. Peki you have a pet dedik. Pet bu arada ne demek? Evcil hayvan demek arkadaşlar. Ne diyoruz? Sen bir evcil hayvana sahip misin? Bakın bu şekilde baktığın zaman hiçbir şey anlamazsın değil mi? Hepsi birbirine yakın cevapları. Nasıl yapacağız? Kuralımızı nasıl uygulayacağız? Soru şeklini, simple present tense'in soru şeklini aklımıza getirelim. Bakın özne olarak neyi gördük? Burada you'yu gördük. Peki aklımızı zorlayalım. You'da hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Do mu, does mı? Tabii ki de ne? Tabii ki de do'yu kullanıyorduk değil mi? O zaman cevap ortaya çıkıyor mu? Direkt it's be. Do you have a pet? Çünkü neden? Do'da ne yapıyoruz? You. Yani do auxiliary verb. Yardımcı fiilinde you öznesini kullanıyoruz. Second question. I blah blah lesson every day. Ne diyor? Ben her gün ders ne yaparım? Ne yapacağım? Study çalışmak arkadaşlar. Çalışırım. Böyle baktığım zaman hepsi de oluyor. Study de oluyor. Studies de oluyor. Study it de oluyor. Hepsi çünkü ne? Study fiiliyle çekimlenmiş. Peki aklıma ne gelecek? Soruya nasıl yaklaşacağım arkadaşlar? Soruya şu şekilde yaklaşacağım. I. Yine ne gördüm? Özneni gördüm. Peki ben I fiilinde ve cümlemiz ne? Olumlu cümle değil mi? I fiilinde olumlu cümlede ne kullanıyordum? Fiilin kaçıncı haliydi? I, you, we'deydi. Fiilin neydi? Olumlu cümlede birinci haliydi. E bakalım study, 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 studies demişiz. Tabii ki doğru cevap ne olacak bu şekilde olduğu zaman fiilin birinci hali? Hangi şık? Adana. Anlaşılıyorduk umarım. Üçüncü soruya bakalım. Third question. Does Sally go to the school? She goes to the school every week. Bakın bir soru yöneltmişiz. Gördüğünüz üzere soru işareti var sonunda. Bir de cevap yöneltmişiz. Nasıl bakalım bu soruya? Diyor ki Sally okula gider. Peki bize ne sormuş? VH question'lardan birini yani WH question'lardan aslında birini sormaya çalışıyor. Sonra cevaba baktığımız zaman ne diyor? She goes to the school every week. Her gün o ne yapıyormuş? Okula gidermiş.
her gün dediği için şurada ev, pardon, her hafta okula, her hafta içi okula gidermiş dediği zaman, every week day bize bildirdiği zaman hangi WH'i kullanırız? Bakalım A şıkkı what. What olur mu? Olmaz. What ne ifade ediyor? Anlamı ne? 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 Olmaz. Ve ne zaman? Bakın every week, her hafta diyor. Her hafta için every week dediği için doğru cevabımız ne olacak? Ne zaman gidiyormuş? Her hafta için. Doğru cevap when olacak. C have old, how old diyor. Kaç yaşındasın sorusunu soruyor. Bu çok anlamsız. Burada zaten buraya olmaz zaten does fiilini, yardımcı fiilini yerleştirmişiz. Anlaşıldı mı? Yani biz sorumuzun akışına göre ne yaptık? Cevabımızı bulduk. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Leyla doesn't her car. Ne diyor? Leyla araba ne yapamazmış? Arabasını ne yapamazmış? Bakın olumsuzluk eki vermişiz. Doesn't süremezmiş anlamını vereceğiz. Peki süremez dediğimiz zaman böyle bakıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz. Şıklar yine birbirine ne yapıyor? Çok yakın değil mi? Nasıl yaklaşıyoruz? Bakın Leyla. Leyla bir kız değil mi? She değil mi? Burada she değil mi? Doesn't'a bakıyoruz. She doesn't diyoruz değil mi? Olumsuzluk. Yani olumsuz cümlede mi burası? Olumsuz cümlede biz asıl fiilimizi yani verb dediğimiz olayda kaçıncı halini kullanıyorduk? Olumsuzda verb one'dı değil mi? Fiilin birinci haliydi. He, she, it de olumsuz olsa fiilin birinci hali demiştik. Sorunda da fiilin birinci hali. E bakıyoruz hangisi o zaman? Drives ne oldu? Evet doesn't olmasaydı, Leyla olsaydı drives doğruydu. Ama doesn't olumsuzluk eki olduğu için cevabımız ne olacak? Fiilin birinci hali bursa. Bu ikinci hali. Bu da ne? Gelecek zamandaki will drive. Okay, son sorumuz. Fifth question. Ali and Ahmet bla bla in İstanbul. Ne diyor? Diyor ki Ali ve Ahmet İstanbul'da ne yapar? Ne yapacak İstanbul'da? Yaşayacak değil mi? Live yaşamak. Şimdi yine birazcık daha düşünelim. Bakalım. Ali and Ahmet diyor. Biz Ali ve Ahmet dediği zaman aklımıza erkek o geliyor mu? Geliyor. Fakat Ali ve Ahmet ne? İki kişi değil mi? Yani onları ne olarak düşüneceğiz Ali ve Ahmet'i? They, onlar olarak düşüneceğiz. Yani şurayı sakın sakın he diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü neden? Burada iki tane o var. İki tane o olduğu için, erkek o olduğu için ne olarak düşüneceğiz? Onlar olarak düşüneceğiz, tamam mı? Cevap şıklarımıza bakalım. Lives yaşar diyor. Ha, siz he olarak düşünseydiniz, bunu işaretleseydiniz yanlıştır. Çünkü dediğim gibi Ali ve Ahmet iki tane özdeniz var. Bu şık elendi. Lift, lift diye bir şey yok şu anda gördüğümüz kadarıyla değil mi? Bunu da eleyin. Live ve is living. Biz bunu görmedik. Bunu da eleyin değil mi? Şu anda ben size hiçbir şey anlatmadım bunlarla hakkında. Ama C şıkkı live ne oluyor? Ahmet ve Ali onlar olduğu için fiilin olumlu cümlesinde fiilin kaçıncı halini kullanıyordu? Birinci halini kullanıyordu. Değil mi? Onlarda. O zaman cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. İkinci ünitemizle 10. sınıfın ikinci ünitesiyle daha sonra devam edeceğiz. İyi günler dilerim hepinize.